Herkese selam arkadaşlar. Yine çılgınlık peşindeyiz. Buz gibi bir videoyla karşınızdayız. Ofisimizin tam köşesine buzdan bir hapishane yaptık ve RND House ekibini şu anda gördüğünüz gibi içeri tık tık. Sırasıyla Kerem, Riyaz. Riyaz bugün yok, o yüzden Burak bizimle. Burak bizim yönetmenimiz, kameramanımız, evet. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. İlk defa videomuzda oynuyor. Kendisine buradan tebrikler. Arkadaşlar şu an ofis buz gibi. Gerçekten tüylerim diken diken. Betül içeride 8 kat giyindi ama beli hala açık. Niye böyle bir şey yapıyor bilmiyorum. Yo, sıcak. Biraz önce bir felaket yaşadık. Hemen onu size göstereyim. Beyler dışarı. Bunlar sağlam duruyor. Şu an bir test ettik ama yine de hızlıca bence başlayalım. Sağlam dediğim elimde kalıyor ya. Şimdi bu videoda ne yapıyoruz? Çeşitli görevlerimiz var. Bu görevlerin hepsi buzlarla alakalı. Burada bir tablomuz var. Her görevin puanları farklı. Burada en çok puan alan, içinde sürpriz bir ödül var. En çok puan alan onu kazanacak. Başlamadan önce kanalımıza abone olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. Eğer ki abone olmayanlar varsa şu anda hemen abone olurlarsa çok mutlu olurum. Gördüğünüz gibi uğraşıyoruz, çalışıyoruz, çabalıyoruz. Sizler için güzel videolar üretmeye çalışıyoruz. Ve bu buzdan hapishaneyi yapmak gerçekten çok uzun sürdü. Bütün gün boyunca ellerimiz dondu. Ama eminim ki güzel bir video olacak ve karşılığını alacağız. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Şimdi iki tip buz var bu hayatta. Bir tanesi böyle bildiğimiz buz, bir tanesi de clear, içi temiz buz. Şu mesela çantanın olduğu buz, temiz buz. Ne oluyor ya? Seni var ya, ha. Ay çok korktum ben. Tamam, bu gitti, iyi oldu. Daha güzel temas oldu bak mesela, hop burada. Şimdi size o temiz buzlardan getireceğim ve o buzlardan en iyi kalp yapan puanı kazanır. Evet, buzumuz gördüğünüz gibi hazır. Size gerekli ekipmanları vereceğim. 5 dakika sonra en güzel kalbe puanı basarım. Hazırsanız 3, 2, 1, başla. Bu arada bu videoyu çekebilmek için aldığımız riskleri göstereyim size. Bakın, şapır şupur. Bütün bilgisayarlar bizim gitti. Bu videonun maliyeti 100.000 TL. Beş, dört, üç, iki, bırak. Bırak onu. Bırak, bırak. Bırak. Tamam. Süre bitti. Tamam. Tamam, gene sıkım. Gelme diye bir şey yok, ben oraya giremem. O soğuk yere. Tamam. Sevgili Betül Çakmak hanımefendi, biliyorsunuz. YouTube'un aşkım, kraliçesi. Evet. Burada bir kalp olduğunu iddia mı edecek bilmiyorum, bakalım. Evet, iddia ediyorum. Benim kalbim Alper olduğu için üzerine, buzun üzerine Alper yazdım. Ama R'ye yetişmedi, Alper yazdım. Ama olsun, sonuç olarak güzel. Alper. Gidiş yolundan puan kazanır bu. Şurada bir Alpe görünüyor mu? Şu an bilmiyorum ama. Gidiş yolu güzel ama değerlendirileceğiz. İşte adam gibi adam. Kalp dedik. Kalp yapmış gerçekten. Helal olsun. Helal olsun. Tamam, Arda'nınkini de gördük. Güzel, beğendim Arda. Hiç beklemiyordum bu arada. Arda'dan hiç beklemiyordum. Oo, Kerem. Bu ne? Ekstra. Kerem'i. Onunu. Ne diyorsun lan? Seni bilmiyorum. Bu kalp değil de ne? Şimdi bu kalp, anlıyorum kalp gibi çalışmışsın ama daha çok böyle bir silah gibi. Tabanca. Tutup, ufak tabanca. Evet, tamam. Sanki. Ne yaptığını zannediyorsun lan? Sen kime? Nereden geldin? Yani evet, şu kalpse arkadaşlar, yorumu size bırakıyorum. Kiev'den geldim, kar yağıyordu orada, ben oradan bakarak yaptım. Sevgili yönetmenimiz Burak'ta sıra. Hocam bu şişman bir kalp, orantısız bir bime mevcut. Hocam bu yani, atnalı bir kere. Ya da bu azı dişi, sen şimdi yanlış anlamışsın olayı. Gerçekten diş olmuş. Aa, dişin al. Hayır, neresi benziyor? Kalbe benziyor, ben onun birisi yakalamaya çalışıyorum. Hani sivri kısım yok. İlk videosu. Rezalet. İlk videosu. İlk videosu diye çok üstüne gitmiyorum ama konuşulacak bunlar. Arkadaşlar, kararımı açıklıyorum. En iyi kalp, en çok beğendiğim tartışmasız Arda Tacalı. Ben biliyorum. Bu görev 3 puanlıktı. 3 puanı Arda'ya döşüyorum. Sıradaki görevimize geçelim. Evet, şu anda önünüzde çeşitli malzemeler var. Size 3 dakika vereceğim. 3 dakikada en iyi tatlıyı yapan kazanır. En kötü yapan da elenecek. Bu turda birinizi eleyeceğim. Hmm. Başla.
Ele. Arda evet. Bardağını kırmış. Arda'ya hemen bir bardak takıyor. Kıramasın diye bunu veriyorum. Bu bardakta olmuyor. Tabii olmaz. Eminim olmuyordur. Gençler, son bir dakikanız. Oha! Geldi mi? Oha! Çok eğlenceli. Bak 22 Aralık. Bak anında götürüyor. Böyle şey biber gazı gibi bir şey bu ya. Ben bitirdim. Bu ne şimdi Beto? Neyse. Aşkım bence. Tamam konuşmak istemiyorum. Konuşacağız. Süremiz doldu arkadaşlar. Kim ne yaptıysa artık bıraksın. Alalım teker teker. Arda seninle başlayalım gel. Benim bardağım kırıldığı için böyle bu bardakta her şey böyle mayhoş oldu yani kötü oldu. Şu bile bak durmuyor. Arda hiç şansın yok yani bu bardakla. Kendimi zor tutuyorum elim titriyor şu an. Oğlum yeni bardak vermiyorsun plastik bardak veriyorsun bana. İçersem kazanır mı? Evet sevgili Burak yönetmenimiz. Burak hocam zaten daha evvelden böyle bu tarz tecrübeleri olmuş. Baristalık maristalık bir şeyleri var. Karışık bir. Şurada evet şurada bir marshmallow. Diyetteyim diye yarım yarım. Bizim onunla bir yarım yarım muhabbetimiz var. Mesela lahmacunuz yarım yarım işte hamburger yarım yarım diyetteyiz diye. Teşekkürler Burak. Bunu değerlendireceğim. Sen de kalsın. Ooo Kerem. Bak. Herkes yani... yapar ama herkes vizyonlu olamaz. Vizyon parayla satın alınabilecek bir şey değildir. Evet. Şimdi Kerem'in çalışması da fena değil. Gerçekten güzel. Burada da çok iyi bence ya aslında. SM'nin adı kilo verdim. Kilo verdim. Yani, yok kilo vermedim o yüzden. Bunu sana şöyle geri vereyim. Teşekkürler. Şimdi burada bir küfür görüyorum. Alabilir miyim Betim? Yani ben de marshmallow kahvenin üzerine falan şimdi sen benim söyleyeyim. Ne zaman marshmallow... Sen benim ne zaman marshmallow yedim gördün ki? Ne zaman ben marshmallow yedim ya? Ben gerçekten marshmallow çok aram yok ve 6 yıllık sevgilimden de bundan haberdar olmasını beklerdim. Kalpler biraz buruldu. Ama ben güzel görselde bir şey yapmaya çalışıyorum. Burada süt. Şimdi burada biliyorsun beyaz söz konusu bahis olan benim. Burada bana beğendirmen lazım. Ama ve ben... ayrıca söyleyeyim sana görsel olarak da güzel bir şey yapamamışsın. Yapamamışsın. Yapabilmiş mi arkadaş? Pembe de beyaz uyuyor işte. Hayır sütün içine marshmallow koymuş. Koy getirmiş. Bak, en azından bu çocuk bir şeyler karmış. Bir şeyler karmış, karıştırmış. Şimdi burada finalistleri söyleyeyim. Yani finalist dediğim kötü anlamda. Sondan 3 ve 4. ikiniz. İkiniz de rezaletsiniz bu konuda. Bardağım kırıldı. Şimdi Arda'nın... Ben rezalet değilim. Şimdi Arda'nın kalpteki performansını düşününce... Kusura bakma Betül, istediğin kadar sevgilim ol. Ama burada yaklaşık 4 milyon insanın huzurunda bir yarışma yapıyorsan... ...ben de bunun sorumluluğunda ve bilincini bilen bir insan olaraktan... ...sevgili 34. noter huzurunda... ...ben burada kimseyi kıyak geçemem ve seni eleyeceğim. Kusura bakma. Kusura bakma. Yüzüme bir çarpım atıldı şu anda. Sonuç olarak... Betül kaybetti. Ve bu turda kaybedeni eleyeceğimi söylemiştim. Söyleyeceğim bir şey var mı? Yok. Tamam. Betül soğuktan şu an tam böyle çalışmıyor. Betül'cüm çok teşekkürler. Güle güle Betül. Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Peki. Kim kazandı? Burak mı? Kerem mi? Bence Burak kazandı. Yine geliyor açıkçası. Kerem kazandı. Kerem kazandı net. O bardaktaki tarçın detayı her şeyi bitirdi. Şöyle züğüde dudaklarından alınan her yudum için bir tarçın tanesi. Vay be. Betül elendi. Arda 3 puan. Hala 3. Kerem 3. Sevgili Burak 0. Evet şimdiki turumuzda... Buzu tutmaca mı böyle? Yok. 2 saat burada bekliyorsunuz. 2 saat sonra geliyorum. Görüşeceğiz. Hadi bay bay. Kalbi donmamış olan kazanıyor herhalde. Hazır mıyız? Yeni görevimiz için. Şimdi gençler elimde 3 tane
Bilya var. Arda'cığım bu senin. Burak'cığım bu senin. Şu pürmüzümüzü de size teslim ediyorum. Yapacağımız görev şu. Herkesin bir dakikası var ve bir dakika boyunca elindeki topu buzun içine sokmaya çalışacak. Totalde bir dakikanız olduğunu unutmamanız lazım. Yani atıyorum 40 saniye boyunca onu ısıtıp 20 saniye boyunca batmasını da bekleyebilirsiniz. 50 saniye ısıtıp 10 saniye batmasını da bekleyebilirsiniz. Bir dakika yani tamam. Bir dakikanız var. En çok dibine götüren... Geliyor. Bilyesini en derine götüren kazanır. 3, 2, 1, başla. Arda kaç saniye ısıtacaksın? 35-40 civarı. 35-40 ısıtacaksın peki. Heh. Oğlum. Düşüyor. 30 saniyen var. Umurumda değil. Arda sakın onu parmağımla dokunmaya çıkma. İyi sıkmadın. Arda 20 saniyen kaldı. Üç, iki, bir, alalım topu, alalım topu. 2 milim şey. Yarısı kadar girdi. Şöyle bir şey de yaptı gerçi. Orada bir boşluğa sanki denk geldi o ama neyse. Yarısı kadar battı Arda'nınki. Kerem'cim sıra sende. 3, 2, 1 başla. Ben de tutuyorum. Tutsana lan, kendi ateşini kendin tut. Kerem kaç saniye tutacaksın? 40-20. 40 saniyede bırakacaksın. Kerem son 30 saniyen. 3. 2, 1 kapat. Oo. Söksene oğlum. Nasıl sökeyim lan? Eldivenle. Bunu neyle tutayım? Şu an bir fail yaşanıyor. Adam çeyi çıkartamıyor, bilyeyi çıkartamıyor. Bak. Ben daha deneyim yaptım. Tamam. Elitir direkt tutuyorum. Arada'yı geçtiğin kesin. Git babacığım. Tamamı girdi. Tamamı girdi. Evet, gördüğünüz gibi Kerem'inkisi bütün olarak girdi. Boy içine. Verdi. Boy verdi. Sırada Burki var. Burak hazır mısın? Hazırım hocam. Öyle video kurgulamaya benzemiyor değil mi içinde olman? Ha? Ne oldu? Elini ayak tutuyor. 3, 2, 1 başla. Evet, Burak bütün dikkatiyle şu anda topuna odaklanmış durumda. Bırakıyor musun? Bırakıyorum. Tamam. 30 saniyen daha var. Tutamadım. Yarı yarıya kullandı Burak süresini. Bakalım mantıklı mı? Çok ısınma. 30 saniyelik ısınma demek ki... Hiçbir şey yok. Yani kendine anca. Burak şöyle yapsın. Evet. Süremiz bitti. Alarmımız çaldı. Burak'ın topu ne yazık ki başarısız. Burada kazanan Kerem oluyor. Kerem tebrik edelim. Skorboardumuza bakalım. Burak hala 0 çekiyor. Arda 3 puanla devam. Kerem bu oyunu alarak 4 puana ulaşıyor. Çünkü bu oyunu 1 puanlık yaptım. Neden öyle yaptım? Keyfim öyle istedi. Kerem kazanınca. İçerinin soğukluğu yeteri kadar soğuk değil gibi geldi. O yüzden kuru buz takviyesi yapıyorum. Kerem'cim şunu alır mısın? Dudu Peri'nin şeyi. Bütün olayı bu. Yerden öyle bir esinti size. Şimdi sırada 4 puanlık bir görev var. Nasıl bu arada üşüme durumları? Üşüyor. Şimdi hani yanlış anlamazsanız bir görevimiz daha var uygun görürseniz. Yok, yanlış anlamalık bir şey yok da bu yani görevlerin bir sonu gelsin. Tabii. Hazır siz böyle üşüyorken dondurmayı son bitiren kaybeder adlı bir oyun düşündüm. Kahveyi ilk içen neydi? O değil çünkü konseptimiz buz. Kışa hazırlık videosu bu. Sizi burada çelikliyorum ki kış boyu bütün videolarda aşı. Çeliksin. Patron gibi patron. Şimdi Burak'cığım bu görev 4 puanlık. Tabloya baktığımda 0 puan olduğunu gözüme çarpıyor. Dolayısıyla bu turda eğer ki puan alamazsan yani birinci olamazsan otomatikmen eleniyorsun ve yarışma dışı kalıyorsun. Bunun bilincinde ol. Kendine güveniyor musun? Hocam iddialıyım. İddialı mısın? Dondurma severim. Peki. Seversin, çok iyi bilirim. En iyi ben bilirim. Yarım yarım. O zaman hazırsanız. Yarısını. 3, 2, 1, başla. Oha Arda ne yapıyorsun? Arda insan değil arkadaşlar gerçekten. Aa oğlum nasıl ısırıyorsunuz lan? Ben o kadar ısıramam. Şu an benim dişlerim böyle bir kamıştı, bir şey kötü oldum. Benim diş hassasiyetim var biraz. O yüzden Sensodyne kullanıyorum. Benim yok ama.
Bu niye böyle? Arda epey bir önde, hızlı başladı ama yavaş devam ediyor derken Arda ağzındakinin bittiğini göreceğim. Öyle ikna olurum. Öyle ağza tıkmayla bu işler olmuyor. Kerem ne durumdasın? İzliyorum. Vallahi helal olsun. Yani bu arada 3 per... Bitti mi? Evet, Arda kazandı ve... Bu ne demek oluyor biliyor musun Burki? Oğlum Burki, sen de bitirmişsin aslında ama Arda'dan ne yazık ki sonra. Ben keyifle yiyorum abi. Bunlar normal yeme değil mi? Niye yarışmadınız bu? Burak, ne yazık ki Arda'nın kazanması biliyorsun bazı durumlar doğuruyor. Hayatına devam etsin. Scoreboard'umuza baktığımız zaman... 4 puan falan yazılıyor. Ne yazık ki Burki, üzgünüm. Buraya kadarmış. Yani gerçekten rezil bir tablo. Çok rezil. Açıklanamaz yani bu. Keremcim. Balım. Sen yine 4 puanlasın ama Arda 7 puanla önüne geçti ve adeta seni sallıyor. Donum da sallıyor. Senin topun o kadar girse bile benim topum her zaman en altıdır. Evet, saçmalama. Burak'cığım, söyleyeceğim bir şey varsa söyle. Aleyhine delil olarak yazılır. Rezin olmadığı günlerde sizlerle görüşmek üzere. Bir sonraki riyazsız bölümde. Aynen. Kendine iyi bak. Ve geldik final etabına arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi bomb çantamızı ortaya koyduk. Şimdi size oyundan bahsedeceğim ama şu anda durum 7'ye 4. Arda 7, Kerem 4. Bu turda 5 puanlık bir tur. Yani otomatikman bu turu kazanan bütün yarışmayı kazanıyor. Güzel. Çünkü başka türlü şansım olmayacak da teşekkür ederim. Şimdi gençler, cam kasalardan, kasa kırmalardan alışıksınız ama bu bambaşka. Bu clear ice, öyle her şeye benzemez. Bu arada bunu merak edenler olabilir, bu buz böyle 2 haftadır falan yapım aşaması sürdü bunun arkadaşlar. Böyle içi gözüken buz yapmak kolay bir şey değil. Bu kadar büyüğünü yapmak hiç kolay bir şey değil. Bunun için de Avalanche Ice'a çok çok teşekkür ederiz. Bize çok yardımcı oldular. Kendilerinin iletişim bilgilerini de hatta aşağıya bırakacağım. Oradan siz de böyle fantezileriniz varsa gerçekleştirebilirsiniz. Gelelim size. Beyler, şunu size veriyorum. Teşekkürler. Hızlı bir taş kağıt makas... taş kağıt makas... Hızlı bir taş kağıt makas... taş makas kağıtı kazanan ilk başlama şansını elde edecek. Hızlıca alalım. Taş kağıt makas. Arda başlıyor. Şöyle olacak. İlk çantayı açabilen kazanmış sayılacak. Yani o an sıra kimdeyse o kazanacak. Herkes bir kere vurma hakkına sahip. Döneceğiz yani. Döneceksiniz. Siftahı açıyorsun. Arda, şov yapma. Artık başla. Şov bizim işimiz. Evet, doğru diyorsun. Ama yavaş. Yani yavaş değil mi? Güzel bir delik açtı Arda. Şöyle yapalım. Buzu bir yan çevirelim. Öyle devam edelim. Çünkü yıkılabilir. Kerem, hazır mısın? Hazırım. 3 2 1 yap. Şimdi belli ki bunun kırılmasına daha var. Beşer beşer vuracaksınız. Ben tekrar söyleyene kadar beşer beşer vuralım. Bayrısı alabilir miyiz? Hayır. Kaymalı. Aynadan karışım. Tamam, bitti. Beyler, işinizi kolaylaştırmak için size şuraları alacağım. Beyler, bunu ama yapın ama. Evet, güzel. Ama Kerem, bu yaptığın hoş değil. Biz bunu antikadan aldık bunu. Bu pahalıydı. Ne yapayım? Şimdi pahalı şey koyma. Belli ki yarayacağız onu. Şimdi yarışmayı kazanmanız için çantayı buzdan ayırmanız gerekiyor. Yani çantayı tamamen çıkarttığınız an oyun bitmiş olacak. O sırada kimdeyse sıra o kazanacak. Arda 2 vuruşunu vurdu, 3 vuruşu daha var. Eğer ki o etrafındaki buzdan kurtarırsa... Ama şimdi elle müdahale edip duruyor, ben anlamadım. Eder, istediğini yapar. Arda taç alanı. 3 senedir RN'de asla çalışıyor. Kıdemi var. Arda kaşınıyor. Vallahi helal olsun Arda. Oh, çok var. Helal olsun. Kazanan Arda oluyor. Onun içi de suyla dolu çünkü.
Ödül sunu. Kaybettin, elendin. Arda kazandı. Ama finale kadar kaldığın için sana bir teselli ödülümüz var. Gözünü kapat. Büyük ödülü Arda kazandı. Şimdi sırada büyük ödülü açmakta var. Bak dur, gördüm ben. Renginden gördüm. Aşağıda. Heh, orada. Bu ne lan? Aynen. Bu ne? Bravo! Bravo! Amasya biberi. Amasya biberi. Amasya mıydı bilmiyorum, nerenin bir yerin biberi. Aa, bir de bu çok fena acı kokuyor ha. Aa, acı kokuyor, hadi canım. Ama öyle sıradan bak, bir Amasya... Bu o kadar kırıyorum 2 saattir ve bu mu yani gerçekten? Dünyanın en acı biberi. Dünyanın değil, Türkiye'nin en acı biberlerinden. Ama alalade değil. Clear buzun içinde 2 haftada yetişmiş biber. Anladın ağzıma mı? Ağzıma süreyim mi peki? Hayır, ağzıma sürme. Ben 2 saattir kırıyorum, bu mu çıktı içinden? Bro ne bekliyorsun? Ödül işte. Aa, acı sevmiyor musun? O kadar yarışmalar yap. 10 binler, 5 binler bir şeyler. Şimdi evet. Biber. E bro ama artık bizim de kazanmamız lazım. Bütün kazandığımız parayı verirsek. Aa, bir ısır ya. Ben bir de ceza çekeyim. Hayır, merak ettim. Bakacağım zaten de videodan sonra. Evet, ödülümüz acı biberdi. Arda büyük ödülüne kavuştu. Kardeşim benim, hayırlı uğurlu olsun. Boşuna savaşmadın. Bu boşuna savaştın gibi. Yok tamam. Şahsen bir benim de... ödülüm daha iyiydi. Tamam. Ekstradan 1000 TL'de RND House'tan. Önemli olan güzel videonun çıkmış olması. Böyle bir şey yaptık hayatımızda. Böyle bir şey deneyemedik. Buzun etrafında buzdan bir ev yaptık. İglo gibi bir şey yani günün sonunda. Çok da güzel oldu. Abi şöyle vurdum oğlum, iyi devrilmedi. Çok pardon. Burak çok değil pardon. De kamera var. Çok pardon. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, abone olmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum, hoşçakalın. Bay bay. Oğlum ne yapıyorsun ya?